İzmir'de Ali Ağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 78 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Tayfun Er'e dönelim hemen. Tayfun, söz sende. Evet, operasyon için düğmeye sabah saatlerinde basıldı. İşte Ali Ağa Gümrüğü'ndeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarından dolayı Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Ali Ağa Büro Amirliği'nce, ki burada Ali Ağa Büro Amirliği konuyla ilgili uzun süredir çok büyük emek harcıyorlardı. İşte bu yaklaşık 1,5 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyona başlandı. İşte bu olayla ilgili gümrük alanında bulunan konteynerlarda öncelik sağlanması, işte bu gümrük müşavirleri tarafından ve tabii ki burada görev yapan gümrük muhafaza memurluğu müdürlüğü bünyesinde görev yapanlarla ilgili eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için laboratuvar ortamına gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmemesi ve gibi maksatlarla rüşvet, görevi kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma suçlarından dolayı işte bu 78 kişi gözaltına alındı. 1,5 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda burada yaklaşık 50 milyon liralık bir vurgundan bahsediliyor. Tabii ki belirlenen şüphelilerin hesap hareketleri, birbiriyle irtibatlarının tespit ve MASAK verileri ve telefon kayıtlarının incelenmesi sonucunda son 5 yıla ait suça yaklaşık 25 milyon liralık hesap hareketlerinin olduğu belirlendi. Ki bu da oldukça yüksek bir rakam. Şüpheli gümrük firmaları ve çalışanları tarafından şüpheli gümrük personeline masraf adı altında para transferleri gerçekleştirildiği görülmüştür. Bunun da tam açılımı rüşvet aslında. İşte bu suçun banka transferi haricinde altın, döviz ve elden ödeme şeklinde yapıldığı, yürütülen takip çalışmaları sonucunda ortaya çıktı ve toplamda rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon lira olduğu ifade edildi. İşte bu anlamda İzmir merkezde toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşte bu 78 kişi şu anda gözaltına alındı. Toplam 139 şüpheli vardı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde rakamlar inanılmaz. 56.344 dolar, 16.945 euro, 52 adet tam altın, 52 adet çeyrek altın, 6 adet yarım altın, bilezik, 135 gram altın, 95 sterlin ve 479.400 lira ele geçirildiği ifade edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün basın bilgi notunda tabii ki soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Belirlenen şüpheliler arasında 17 gümrük muhafaza memuru, 1 Türk Standartları Enstitüsü personeli, 35 gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı yöneticisi, 15 şirket müdürü, 47 şirket çalışanı bulunmakta. Yapılan operasyonda 16'sı kamu görevlisi, 75 şüpheli gözaltına alındı. Tabii ki şu anda o 78 kişinin Ali Ağa'da sorguları devam ediyor. Cuma günü adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. İşte son yıllardaki yapılan en büyük operasyonlardan bir tanesi işte Ali Ağa Gümrüğü'nde, ki orada geçtiğimiz aylarda da pek çok operasyon yapılmıştı. Yurt dışından yasa dışı yollarla ülkemize sokulan işte tarım ilaçları ve başka envai konudaki gümrük kaçağı mallarla ilgili operasyon yapılmıştı. Şimdiki operasyon da mali müşavirler, gümrük müşavirleri ve gümrükte görev yapan gümrük muhafaza memurları, ki bunlara da işte hizmet para anlamında yüksek miktarda rüşvet verildiği ve burada işte işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmış gibi gösterilerek yurt içine sokma girişimi, yani incelenmiş, tam anlamıyla gümrüğün bütün prosedürleri yerine getirilmiş gibi işlemler yaparak işte bu 78 kişi gözaltına alındı ve 1,5 yıllık bir
çalışmadan bahsediliyor. Burada teknik ve fiziki takip dediğimizde aslında bu çok çok kolay bir şey değil. Yani kişilerin her şeyleri, telefon kayıtları, banka kayıtları, görüşmeleri, mail trafikleri, bu anlamda özellikle siber suçlardan da tabii ki destek alındığını düşünüyorum. Ancak işte Ala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada hem Mali Şube hem de Ala'daki işte Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu'nun çalışanları da burada çok büyük bir iş yaptılar. İşte yapılan aslında bu anlamda düzgün yapılması gereken şeyler yapılmayınca tabii ki suç ve suçlularla ilgili işlem ve son kaçınılmaz oluyor. İşte o sonra da bu 78 kişi şu anda gözaltında, cuma günü de adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Tabii burada bir son dakika bilgisini de iletmekte fayda var. Kesin net olmamakla birlikte bir milletvekili yakınının da bu gözaltında olanlar arasında olduğu iddiası var. Bunu da parantez içerisinde belirteyim. 78 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi ve toplam bu olayın içerisinde olan kişi sayısı da 139 kişi diyerek sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.